Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir markanın, çok güzel bir motorunun modelini inceleyeceğiz. Yerli bir markanın, Volta markasının RM5 modelini inceleyeceğiz. RM5 bugünkü konuğumuz. Evet, bugünkü konuğumuz Volta'nın RM5 modeli. Evet, ilk hissiyat olarak çok rahat olduğunu söyleyebilirim. Özellikle şu gidon açısı gerçekten muhteşem. Öncelikle Volta markasından bahsetmek gerekirse Volta yerli bir marka. Türkiye'de fabrikaları olduğu gibi Çin'de de fabrikası var. Hani birçok ülkeye de yine ihracat yapan bir marka. Volta'nın RM5 modeline gelecek olursak en belirgin özelliği fiyatı. Şu anda güncel fiyatı 17.750 TL'lik bir fiyatı var. Noter masrafı vesaire eklendiğinde yaklaşık 18.000 TL'ye bu motora sahip olabiliyorsunuz. Aynı segmentteki diğer motorlara bakıldığında 30-40 bin liralardan başladığını varsayarsak bu motor sınıfının en uygun motoru diyebiliriz. Tasarımı çok fazla MX 125'i andırıyor. Ama tasarım tamamen yerli mühendisler tarafından, Türk mühendislerimiz tarafından yapılmış ve ülkemize getirilmiş. Motorun şasisi Türkiye'de yapılıyor. Motoru ve grenajları yine Çin'den ithal edilerek ülkemize sokuluyor. Ve burada birleştirmesi yapılıyor. Türkiye'de fabrikası bulunuyor dedik Volta'nın ve burada birleştiriliyor. Burada yapılıyor. Çok yeni bir model. İlerleyen yıllarda sokaklarda çok fazla görmeyi umduğumuz bir model açıkçası. Çünkü sürüş keyfi olarak, sürüş hissiyatı olarak çok zevkli, keyifli bir motor. Sürüşü bayağı keyifli bir motor. 7000 devirden sonra kendine geliyor diyebilirim. Oradan sonra uzuyor zaten bayağı rahat. Top speed konusuna gelecek olursak 90-100'leri çok rahat görüyor motor otobanda dışarıda. Ancak zorlanırsa, rüzgarın da desteği alınırsa 110-120'lere kadar çıkacağını düşünüyorum ben. Fren sisteminden bahsetmek gerekirse ön tarafta ABS var, arkada ABS yok. Sadece arka freni sıktığınızda sizi kaydırabilir ama ön arka kombineli kullanırsanız çok güzel bir fren tutuşu var. Fren konusunda gerçekten 4/4'lük sınıfının lideri diyebilirim fren konusunda. Çok fazla güven veriyor sürücüsüne. Hani ben duracağım diyor. Frene basarsam ben duracağım diyor. Fren konusunda benden 10 üzerinden 10 aldı diyebilirim. Frenleri oldukça iyi. Ön tarafta ABS var. Arkada da disk fren var ama bu sınıftaki en iyi frene sahip motor desem yanılmış olmam sanıyorum. Fren sistemi bayağı iyi. Sürüş hissiyatı olarak da alt devirlerdeki titreşimi saymazsak gerçekten güzel bir sürüş imkanı sağlıyor size. Keyif alarak sürüyorsunuz. Uzun yola falan çıkmak isteyebilirsiniz motoru alır almaz. Hani ben şu an test sürüşünü yapıyorken dahi sürdükçe sürmek istedim. Bayağı gidiyor motor. Gayet güzel. Ya titreşim mesela bak şu an duruyorum. Durduğum yerde aynayı görüyor musunuz bilmiyorum. Bayağı titriyor ayna. Titreşim var yani motorda. Tek silindir normal. Ama tek silindirlerden biraz daha fazla titreşim var diyebilirim. Mesela alt devirde bak gaz açıyorum. Çok geç uzuyor motor. Gösterge panelinden bahsedelim. MX'i andıran güzel bir gösterge paneli var. Burada çok fazla bilgi yok. Anlık yakıt tüketimini göremiyorsunuz ama kalan benzininizi, odometrenizi, trip metrenizi, toplam kilometrenizi görüyorsunuz. Hızınızı ve devirinizi görebiliyorsunuz bu gösterge ekranında. Çok tatlı, renkli, güzel bir gösterge ekranı olmuş ama sade, dediğim gibi hani anlık yakıt tüketimi veya toplam yakıt tüketimini gösterse çok daha iyi olurmuş. Farlar ve sinyaller. Üzerinde çok güzel kaşlar var. Gündüz farları var. Ama farları kapatıp onu ayrıyeten yakamıyorsunuz. Ayrıyeten de yansa çok daha güzel olurmuş. Yani ayırsaymışlar o farları çok daha güzel olurmuş. Ama çok güzel görünüyor. Görüntü olarak, tasarım olarak gerçekten güzel olmuş. Türk mühendisler burada mühendisliklerini konuşturmuşlar. Ön kafa zaten tamamen MX'e çok fazla benziyor. Gören, markasını bilmeyen biri "Aa bu MX mi?" diyebilir. MX'i çok fazla andırıyor. Sinyalleri de LED, tamamen güzel, belirgin, anlaşılır şekilde sinyalinizi yakıp gündüz, gece kullanabiliyorsunuz. Gece farları da gayet yeterli. Aynalarından bahsetmek gerekirse aynaları da gayet yeterli. Arkanızı rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Hani bir scooter'dan beklenen bir ayna performansı var diyebilirim. Aynaları yetersiz veya olumsuz değil. Gayet olumlu aynaları var. Şurada dörtlü flaşörü var. Kapatıp açabiliyorsunuz. Sağ sol sinyaller. Yine uzun kısa.
yaklaşık 6,5 litrelik bir deposu var. Hani bu depoyu tamamen doldurduğunuzda 300 kilometreye yakın bir yol kat edebilirsiniz diye düşünüyorum. 100 kilometrede de ortalama 2,5-3 litre yakıt tüketiyor. 6,5 litrelik bir deposu var. Yani bu motoru inceleme için aldığımız sahibinin söylediğine göre 60 TL'ye atıyorum ben diyor. Yani tepeleme doldurunca 60 TL alıyor diyor. 6,5 litrelik bir deposu var. 100 kilometrede yaklaşık 2,5 litre 3 litre yaktığı söyleniyor. Hani bu da bir depoyla 250-300 kilometre rahat rahat gidebileceğiniz anlamına geliyor. Yakıt konusunda da gayet güzel, cebimizi düşünen yakıt cimrisi bir motor. Ağırlık konusuna gelecek olursak 124 kilogramlık çok güzel bir ağırlığa sahip. Çok hafif bir motor zaten. Yaklaşık 124 kilo bir ağırlığı var. O yüzden de trafikte çok rahat manevra yapabiliyorsunuz. Gidon açısı da etkili tabii bunda. Çok rahat kullanabiliyorsunuz. Bayağı güven veren bir motor. Ağırlık konusunda gerçekten çok güzel. Hani sürüş esnasında ağırlığın ve selenin etkisiyle amatörler falan hepsi bir araya geldiğinde size çok güzel, çok keyifli bir sürüş yaşatıyor. Hani sürüyorken gerçekten keyif alarak sürüyorsunuz motoru. Lastiklerinden bahsetmek istiyorum. Bir skuterden beklenmeyecek kadar geniş, büyük bir lastikleri var. Yine yerli bir marka olan Anlas lastiklerle geliyor. Lastikleri hiç değiştirmenize gerek yok. Aldığınızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yol tutuşu açısından da baktığımızdan Anlas bu konuda gayet başarılı. Aldığınızda gönül rahatlığıyla uzun süre kullanabilirsiniz bu lastikleri de. Selesinden ve oturuş pozisyonundan bahsetmek gerekirse selesi gerçekten çok rahat. Sınıfındaki diğer modellerle de kıyaslandığında sele olarak gerçekten rahat bir selesi var. Size hiçbir sıkıntı yaşatmadan rahat şekilde kullanabiliyorsunuz. Gidon açısı olarak da baktığımızda çok geniş bir gidon açısı var. Hani çevirdiğimde neredeyse içeriye kadar dönen bir gidonu var. Bu da trafikte size çok rahat manevralar yapmanıza, aralara girip çıkmanıza imkan sağlıyor. Sele bayağı güzel, rahat da. Şurası mesela yağmur yağdığında muhtemelen şurada su toplanır. Orası kötü olmuş. Benzin deposu. Onu bir kapakla falan kapatsaydımışlar güzel olurmuş. Ama ayaklarınızı hani ister böyle öne uzatın, ister aşağıda tutun, gayet rahat ediyor ayaklarınız. Sele ve oturuş pozisyonu ve gidon açısı olarak da gerçekten güzel bir motor olmuş. Bu yönden de Türk mühendislerimizi, Volta mühendislerini tebrik etmek istiyorum açıkçası. Ben bu motoru Volta'dan almadım. Kullanan bir arkadaşımız vesilesiyle inceliyoruz ve gerçekten sürüyorken çok keyif aldım. Viraja çok rahat giriyorsunuz. Çok rahat manevra yapabiliyorsunuz. Manevra olarak bayağı iyi motor. Bakım aralıklarından bahsetmek gerekirse bakım aralıkları biraz birbirine yakın. 2000 kilometrede bir bakıma götürmeniz gerekiyor rodaj bakımından sonra. Rodaj bakımında da yine yanılmıyorsam 200 kilometrede, 500 kilometrede bir rodaj bakımına götürmeniz gerekiyor. Bu da aslında Volta markasının müşterilerinin ne kadar önemsediğini gösteriyor bence. Çok yakın sıklıklarla bakıma çağırıyor ki motor yeni olduğu için herhangi bir sıkıntı olduğunda müşterileri mağdur etmemek için bakımlarını aksatmamalarını öneriyorlar. Rodaj bakımı bittikten sonra her 2000 kilometrede bir yine bakıma götürmeniz gerekiyor motoru. Daha yeni bir motor tabii. İllaki ufak tefek sorunları çıkacaktır. Ki bu tork olayını da mesela alt devirlerdeki tork olayını da çözeceklerini düşünüyorum Volta markasının. Bunu da çözdüklerinde tadından yenmeyecek bir motor. En can alıcı noktaya sorunlardan, negatif yönlerden bahsetmek gerekirse sırayla gidelim. Birincisi en kötü özelliği. Tek silindirin de bir etkisi var bunda ama çok fazla titriyor. Motor durduğumuzda veya alt devirlerde çok fazla hissedilir bir titreşim var. Beni çok fazla rahatsız etti mi? Yok, fazla rahatsız etmedi beni. Kullanıyorsunuz. Hani ona da bir süre sonra alışacağınızı düşünüyorum eğer bu motoru alırsanız. Titreşim yok değil, titreşim var. Ama çok fazla rahatsız etmiyor. Diğer bir eksi yönü de bence en büyük eksi yönü alt devirleri çok cansız. Hani gazı açtığınız anda motor bir uzamıyor. Bir bekliyor, bayağı bir gaz vermeniz lazım. 4000-5000 devirlere gelmeniz lazım. Ondan sonra artık gaz yemeye başlıyor, gitmeye başlıyor. Alt devirleri çok cansız. Bunu da çözerseler bence çok güzel olur bu motor. Ön camından bahsetmek istiyorum. Ön cam sadece gösteriş olarak var. Rüzgarı kesmiyor kesinlikle. Önden çok fazla rüzgar yememize sebep oluyor. Ön cam yetersiz kalmış. Yetersiz kalmış demeyelim, görevini yerine getirmiyor diyelim. Şu ön camdan, rüzgarlıktan bahsetmek gerekirse bu ön cam bayağı bir rüzgarlık alıyor yanlardan falan. Hani rüzgarı hiç kesmiyor desem yeridir. Sadece görüntü olarak var. Ama işlev sıfır, yok yani. Şurasında güzel aşağı doğru derin bir göz var. O da gayet güzel. Onun dışında şu benzin deposunun üstünde ufak bir çukur var. Bu çukurda yağmur yağdığında falan burada muhtemelen su birikecektir. O da yine bir eksi yön diyebiliriz ama çok takılabileceğiniz bir şey değil. Kapalı alanda bırakın. Üstüne bir branda çekin. Zaten
böyle bir motor alıyorsunuz. Üstüne bir ufak da branda alır, üstüne bir branda çekersiniz. Hani ama yağmurda kalırsa şurada su birikecektir muhtemelen. O da yine bir eksi yön olarak söyleyebiliriz. Şu manetler bayağı geniş, büyük. Bu da çok rahat freni kullanmanızı sağlıyor. O yönden de bir artı aldı diyebilirim. Kornası da bayağı iyi. Hani kendini duyuruyor. Normal bir korna. Sela altı bagajından bahsetmek istiyorum. Bence bu da bir eksi yön. Sela altı bagajına tam bir kask sığmıyor, yarım bir kask da sığmıyor. Kaskı kesinlikle sığdıramazsınız ama işte zincirinizi, alarmınızı, ruhsatınızı, ufak tefek belgelerinizi içine koyabilirsiniz. Sela altı bagajı yetersiz, eksi yön diyebiliriz. Sela altı bagajı yetersiz dedik ama motor üzerinde bir çanta demiriyle geliyor. Bu da rahatlıkla ufak bir çanta alıp ya da büyük bir çanta alıp takmanızı, kullanmanıza olanak sağlıyor. Üzerinde çanta demiriyle geliyor olması bir artı yön ama sela altının küçük olması bir eksi yön diyebiliriz. Onun dışında dediğim gibi ben motoru kullandım. Sürüyorken gayet keyif aldım. Çok keyifli, sürüş hissiyatı çok güzel bir motor. Trafikte de veya uzun yolda da rahatlıkla sürüp kullanabileceğiniz bir motor. Selesi oldukça rahat. Gidon açısı çok güzel. İstediğiniz yerde hani olduğu yerde 360 derece dönecek utanmazsa, gördünüz mü? Yani yarıya kadar dönüyor neredeyse. Gidon açısı çok güzel. Ufak bir titreşim var. Alt devirleri çok güçsüz. Onun dışında her şey bence dört dörtlük çok güzel olmuş. Hani bu fiyatlara böyle bir motor beklemiyordum açıkçası ben. Bence çok iyi olmuş. Son olarak motoru incelememize olanak sağlayan İstanbul Motosiklet Grubu'nun başkanına da, hatta şu an kameranın arkasında kendisi, ona da sevgi ve saygılarımızı gönderelim. Teşekkür ediyoruz bize desteklerinden dolayı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.